Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir alışveriş videosu ama alışverişteki ürünleri uygulamalı makyaj üzerine de gösterme videosu olarak böyle farklı bir video olsun istedim. Normalde alışveriş videosunda sadece ürünleri gösteriyorum, bazen elime su Onun dışında yine yeni ürünlerle. E, makyaj videolarında da o ürünlerin makyajını gösteriyorum. Ama bu videoda ikisini birlikte böyle bir organize etmek istedim. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza başlayabiliriz. Geçen videoda sizlere bahsettiğim aslında kargoda olan yeni bazı ürünler vardı çıkan. Bunları e, kargoda olduğu için sizlere en son alışveriş videosunda gösterememiştim. O ürünler zaman içerisinde elime ulaştı. Bazılarının aslında yine Reels ve Shorts videolarını da ekliyorum ama böyle YouTube videoları içerisinde izleyen kişi için de derli toplu videolar içerisinde uygulamaların olmasını istiyorum. Çünkü bazıları Shorts videolarına ve Reels videolarına bakıyor. Bazıları da böyle uzun uzun diye YouTube videolarında ürünlerin detaylı incelemelerini de görmek istiyor. O yüzden bu video içerisinde şimdi kullanacağım bazı yeni ürünler ve uygulamalı kısa kısa gösterdiğim ürünler de olacak. Hemen uygulamaya başlayalım bence. Ten ürünü olarak yeni bir ürün kullanmayacağım. Ancak geçen videoda cildimdeki duruşunu böyle beğendiğiniz bir ten ürünü olmuştu. Geçen videolardan birinde. O yüzden bu fondöten olarak kullanacağım. Giorgio Armani'nin Luminous Silk Foundation'ı kullanacağım. Benim elimdeki 5 numaralı olan rengi. Önce biraz çalkalayayım. Bir süredir duruyordu çünkü. Bunun dışında kullanacağım yeni bir kapatıcı var. Onun dışında birçok yeni ruj dudak ürünleri var. Farklı farklı ürünler var. Bir de yeni bir far paletiyle, küçük bir far paletiyle uygulama yapacağız. Hepsini göstereceğim şimdi sizlere. Önce ten ürünüyle başlayacağım. Ama bundan da önce yine tenime hafif bir baz uygulamak istiyorum. Geçen videoda da gösterdiğim bu Vivin Skin Nova adındaki parlak bitişli olan primer'ını çok beğeniyorum. Makyajı tutuşu çok güzel. Ve böyle alttan bir hafif yansıma da yapıyor ten ürünüyle. Bu görüntüsünü de ben çok beğeniyorum. Çok da güzel növe veriyor bu cilde. Şimdi bunu uyguladıktan sonra hemen ardından geçiyorum ten ürünüme. Dediğim gibi Giorgio Armani'nin Luminous Silk adındaki fondötenini kullanacağım. Bu böyle biraz aydınlık bitişli, ipeksi dokulu ama böyle çok da fazla parlak bitişli değil. Teniniz gibi duran güzel bir fondöten. Şöyle bir buçuk pompa kadar alıyorum. Kapatıcıyı da kullanacağım için. Şöyle hafif hafif parmağımla böyle ben biraz daha geniş geniş dağıtarak sonra üzerinden fırçayla bunu yayıyorum. O şekilde daha güzel duruyor. Naşita'nın Pro Plus serisindeki 287 numaralı olan bu yassı fırçasını kullanacağım. Bu fırça bu arada böyle ten ürünlerinizde sadece fontan için değil allık için de kullanılabilir güzel bir fırça. Mesela bundan iki tane alıp birini allık için birini de böyle ten ürünleriniz için kullanabilirsiniz. Çünkü allıkta da oldukça güzel yanağa oturan, özellikle böyle daha krem likit allıklarda da güzel bir bitiş sağlayan bir ürün. Ama ben çoğunlukla fondöten için onu kullanıyorum. Allıkta duo fiber fırçaları kullanıyorum. Özellikle böyle krem allıklarda. Bu fondötenin bitişini de beğeniyorum. Çok güzel duruyor ciltte. Dediğim gibi benimkisi 5 numara. Çizgilere dolmuyor. Okside olmuyor. İpeksi böyle duran, ten gibi duran, ağırlık yapmayan güzel bir fondöten açıkçası. Çok böyle gördüğünüz gibi yani çok yağlı duran bir yapısı yok. O yüzden altına böyle parlak bitişli bir baz uyguladığımda görüntüsünü daha fazla seviyorum ben. Kapatıcı yeni bir ürün. Aslında iki tane yeni ürünüm var ama bunu daha fazla kullanmayı istiyorum bu videoda sizlere. Diğerini yine shorts olarak da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Physicians Formula'nın kapatıcısıydı diğeri de. Onu da merak edenler var biliyorum. Onu da Reels'ını ekleyeceğim aynı zamanda dediğim gibi. Bugün kullanacağım Nix'in bu yeni çıkan stick şeklindeki Profix Stick adındaki kapatıcıları. Bu seride hem kapatıcılar var hem de correctorlar var. Şimdi correctorlar normalde hani tenizdeki renk eşitsizliği olan yerlerde renk düzenlemeyi sağlayan ürünler. Yani tek başına kullandığınızda yeterli gelmiyor. Çünkü yeşil olanı var, işte somon rengi şeftali tonu olanı var gibi farklı pembe olanı var. Bunlar farklı tonlarda. Nedeni de mesela yeşil olanı kırmızının üzerine uyguladığınızda nötrlemeye yarıyor. Kırmızı sivilce Lekeleriniz varsa ya da yüzünüzde böyle parça parça kızarıklıklar, damar görünümü olan yerler varsa kızarıklıkların, kırmızıların üzerine yeşili hafif hafif uygulayıp çok dağıtmadan onun üzerine daha sonrasında fondöteninizi, ten ürününüzü yavaşça çok alttaki yeşili deforme etmeden geçebilirsiniz. Aynı şekilde gözaltı morluklar için bana çok soran oluyor. Gözaltı morluklarınız eğer yoğun bir morluk varsa veya göz yapınızdan kaynaklanan burada bir gölge, bir çukurluk yapı varsa Damar görünümünüz biraz daha tenize yakınsa ve yansıma yapıyorsa e, o zaman oraya öncelikle bir corrector geçmek gerekiyor. Bu da böyle şeftali tonlu gibi olan, işte bu serideki şeftali tonlu corrector gibi olanları altına geçip ama çok dağıtmadan, yani böyle bir concealer'ı dağıttığımız gibi böyle çok fazla uygulamadan yoğun olarak onu uygulayıp üzerine o iyice oturduktan sonra hafifçe ten tonunuza yakın, çok açık olmayacak şekilde bir üzerine concealer geçtiğinizde alttaki morluğu nötrlemiş oluyorsunuz. Bunlar genelde hani böyle ciltteki ton eşitsizlikleri olan yerlerde yapılan uygulamalar. Ee, ben çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Göz altındaki ışığa bağlı böyle bakış açısına bağlı olarak bir gölgelenme oluyor ama aşırı bir morluk olmadığı için e, corrector kullanmaya ihtiyaç duymuyorum ama ihtiyaç duyanlar için bu seride onları da çıkarmışlar. Dört tane corrector rengi var, pembe, yeşil, somon rengi böyle yavru ağzı gibi olan şeftal tonu var. Bir tane daha var, bir renk daha var. E, onun dışında 7 tane de bu seride e, kapatıcılar var. Kapatıcılardan ben 5 numaralı olan vanilla rengini aldım. E, bunu hiç denemeden aldım tabii ki ama görseldeki renklere göre light olan biraz açık gelebilir diye düşündüm. Ben kapatıcıda çok fazla açık göz altımda çok açık kapatıcıları sevmiyorum. Biraz daha ten tonuma yakın bir eşitleme sağlasın istiyorum. O yüzden de 5 numara vanilla olanı aldım. Nitekim de gayet istediğim gibi oldu rengi. E bu böyle stick formda çevirerek açıyorsunuz. Yani bir şekilde ruj gibi. Ancak içinde oldukça az ürün var. Şu an tamamen çıkardığımda bu kadar gördüğünüz gibi bu kadar bir miktar ürün var. Tabi bununla birlikte bu ürün az ama şunu da hatırlatmak istiyorum size ürün hakkında bilgi vermek için. Gramajı içerisinde 1.6 gram olarak verilmiş. Ancak stick formdaki ürünler bu yani fondötenlerde de geçerli. Böyle şişe dolusu ürüne ihtiyacımız olmuyor. Bu likit ürünlerde daha fazla ürün kullanırken Stick ürünlerde çok daha az ürün kullanıyoruz. Çünkü daha yoğunlar, formülasyonları dolayısıyla daha iyi bir, nasıl diyeyim, yoğun bir kapatıcılığa sahip oluyorlar. O yüzden de çok çok az bir şekilde uygulamamız yeterli geliyor. Ben şimdi bu 5 numaralı olanı uygulayacağım, size de göstereceğim. Şöyle biraz şuraya bırakıyorum. Bakın çok az değdirmeniz bile yeterli geliyor. Çünkü oldukça yoğun sürülüyor. Biraz da şuraya bırakacağım. Çok çok az uyguluyorum. Yani öyle tükenecek gibi değil. Tabii ki uygulamanıza da bağlı olarak değişir. Bu ne kadar fazla sürmek istediğinize, ne kadar ihtiyaç duyduğunuza göre de değişir. Bu kadarcık yeterli geliyor. Sonrasında bunu ben kapatıcı uyguladığım yine Şigilem'in çift taraflı fırçası bu küçük olan kapatıcılara da uyguladığım tarafıyla şöyle yavaş yavaş yedireceğim. Size de rengi göstereceğim. Böyle kuru bir yapısı var. Likit formda bir ürün değil tabii ki. Formülasyonda içerisinde hyaluronik asit olduğu söyleniyor. Kuru yapısı olmasına rağmen göz altlarımda böyle normal pudra bitişli olan kapatıcılarda olduğu gibi çizgilere dolma yapmadı. E, bunu ben çünkü daha önce kullandım. Gün içerisindeki görünümünü de deneyimlediğim için bu videoda anlatabiliyorum. Bakın çok kolay böyle sürerken ya yani sanki böyle hiçbir şey sürmüyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluyor. Orada böyle kaymaksı bir hissiyatla sürüyorsunuz çok kolay. Normalde bizim alıştığımız kapatıcılardaki gibi böyle ıslak bir görünüm, ıslak bir hissiyat olmadığı için Fırçanın ucu da kukkuru. Asla böyle nemli, ıslak bir hissiyat yok. Bu şekilde çok rahat kapatabiliyorsunuz. Üst tarafa da sürerek göstereyim size biraz. Şuraya eşitlemek adına. Yani çantada taşımak için, makyaj çantasını az yer kaplayacağı için böyle dökülme, bulaşma, işte likit olan ...kapatıcılar gibi birazcık daha zor uygulama olmadığı için... ...pratik uygulamalarda kullanılabilir bir ürün olmuş bence. Bu şekilde bakın. Uyguladığım taraf. Diğer tarafta aralarda görüyorsunuz zaten ten rengimi. E, kapatıcılığı ve renk tonunu ben gerçekten beğendim. Eşitleme yaptı orada. Dediğim gibi 5 numaralı vanilya olanı kullandım. Şimdi burayı da eşitliyorum. Evet bu şekilde bakın. Bence benim istediğim gibi çok doğal. Yokmuş gibi kuru kuru burası. Ama böyle kuru derken de pudralı gibi bir kuru da değil... Göz altlarında birikme de yapmıyor. Çünkü böyle yoğun sürmüyorsunuz ve diğer likit kapatıcılarda olduğu gibi. Göz altlarında birikecek bir şey yok zaten. Yani sürdüm yok oldu gitti. Tenimin üstüne böyle incecik bir film tabaka çekmiş gibi oldum. E bundan dolayı ben beğendim. Bir de ben mesela böyle bazen işte sivilce izleri vesaire olan yerlere şöyle parmağıma biraz aldım. Ucunu değdirmemek adına. Parmakla böyle üzerine pıt pıt koydum. İşte bu turizlerde mesela bunun korrektörünü aldıysanız ten ürününü uygulamadan önce 6-10'u geçip üzerine ten ürününüzü kullanırsanız daha iyi bir kapatıcılık eşitleme sağlayabilirsiniz. Ben şöyle hafifçe biraz koydum, biraz da şuraya uygulayacağım. Evet, bu haliyle ben eşitlemiş oldum. Tenimin rengiyle Gayet uyumlu oldu. Çok aydınlık görünmüyor ama altı da grileştirmediği için de beğendim. Çok açık renkler bende grilik yapabiliyor. Böylece NYX'in yeni çıkan Profix Stick adlı concealer'ını sizlerle birlikte denemiş olduk. Şimdi yeni ürünlerden bu beğendiğim üründen sonra devam edelim makyaj uygulamasına. Bronzer olarak yine bu ara elimin altında olan aslında geçen videoda kullanmıştık sizlerle. Sephora'nın bu bronzer'ını kullanacağım ben. Yeni bir ürün ama daha önce denediğimiz bir ürün. Yine de bunu kullanmak istiyorum. Sıcak alt tonlu. Belki bu videoyla ilk kez izleyecek olanlar olabilir. Geçen yeni ürünleri deniyoruz videosunda da kullanmıştım. Bu elimdeki 2 numaralı olan rengi. Böyle çok tereyağı kıvamında izlemeyenler için anlatıyorum. Çok tereyağı kıvamında ve sıcak tonlu. Oldukça az uygulamanız yeterli geliyor. Pigmentasyonu yoğun. Çok çok az kullandığım halde daha henüz böyle açacak kıvama getiremedim. Hala üzerinde var olanı kullanmaya devam ediyorum ki her gün bu ürünü kullanıyorum bu aralar. Ha biraz da ben şuraya da bırakıyorum. Şöyle göz kapağımın üzerine hafifçe. Evet. Şimdi bunu yine dağıtırken Real Techniques'in Expert Face brush'ıyla uyguluyorum hemen. Evet bronzerı da bu şekilde uygulamış olduk. Gördüğünüz gibi sıcak tonlu bir bronzer. Yani bronzerlar genelde sıcak tonlu oluyor ama kontür ürünü olarak uygulamak için soğuk tonlu bir ürün arıyorsanız eğer o zaman bu size çok hitap etmeyebilir. Hafif bazı tenlerde daha turuncuymuş gibi durabilir. Ben sıcak alt tonlu olduğum için benim tenimdeki bu daha böyle bronzmuş gibi görüntüsünü ben açıkçası beğeniyorum. İki numaraydı benim kullandığım. Just Wanna Have Sun adındaki rengini kullandım. Sephora'nın Care serisindeki Make It Bronze adlı stick bronzerıydı. Şimdi bundan sonrasında geçiyorum göz makyajı için kullanacağım ürüne. Show by Pastel'in Monochrome adındaki bu küçük farları benim çok hoşuma gitti. Bunlar açıkçası çok fonksiyonel geldi bana. Çünkü bazen büyük far paletleriyle çalışmak gerçekten çok zor olabiliyor. Böyle özellikle zamansızlıkta hangisini hangisiyle uygulayacağım diye karar vermek de zor olabiliyor. O yüzden böyle çok düşünmeden makyaj yapmak istiyorsanız eliniz ayağınız olabilir bu tür ürünler. Daha önce bunlardan yine uygulamıştık sizlerle ve benim çok sevdiğim bir rengi vardı. O da 22 numarasıydı. Böyle birazcık daha latte rengine yakın ki adı da zaten e, mocha latte olarak geçiyor. Çok güzel bir renk. Bu ışıltısını da çok beğenmiştim. Hatta soranlar da olmuştu. E, yine shorts videosu olarak da ekleyip bu maviliği göstermiştim size. Bir de böyle haki tonlu olan var. Bunu da çok beğendim ben. Yani genelde kullanmaya alışık olduğum toprak tonlarından diyebilirim. E, bunu şimdi sizle uygulayalım istedim. Bunun rengi 23 first harvest olarak geçiyor. Şöyle rengi size göstereyim. Bunların yapılarını çok beğendim. Şöyle burada mat haki bir renk var. Burada da gold yansımalı gibi sürdüğünüz zaman ikisi birlikte çok güzel uyum sağlayan alt tonunda yine böyle haki tonda bulunan güzel bir renk var. Bir tarafı ışıltılı bir tarafı mat oluyor bu farların. Şimdi hemen bunu uygulayacağım. Çok da basit uygulanıyor. O yüzden de çok çok beğendim. Şuradaki renkten oldukça az alıyorum. Çünkü yoğun pigmentasyonları ve bunu gözümün dış köşesine şuraya uygulayacağım. Zaten alta bir bronzer geçtiğim için. Burada bir eşitleme yaptım aslında. Onun üzerine sadece bu rengi dış tarafa doğru yoğun olacakmış gibi günlük makyajımda da yaptığım şekilde uyguluyorum. Evet çok özenmeden gördüğünüz şekilde böyle bir farı buraya bıraktım. Böyle güzel bir rengi var. Hafif böyle bir smokey efekt veriyor ama günlükte de çok rahat kullanılacak güzel bir ton bence. Sonbahar ve kış renklerine yakışacak olan Güzel bir ton. Toprak tonlarını sevenler bununla çok iyi anlaşırlar. Şimdi gold rengi görünce zaten çok beğeneceksiniz. Biraz şimdi aynı fırçayla yine bu renkten alıyorum. Fırçamı azıcık sıkıştıracağım. Ve onu şöyle kirpik dibime de uygulayacağım. Hafifçe. Ben şimdi yalnız buradaki ışıltılıyı da kullanacağım. Size göstermek için. Çok güzel bir renk. Şöyle bakın. Yansıması gold gibi. Ama içerisinde o yeşil tonu alttan alta görüyorsunuz. Böyle bir rengi var. Çok başarılı ve dökülmüyor, çizgilere dolmuyor. Gün boyu kalıyor. Denedim, test ettim bu farları. Ben parmakla sürmeyi daha çok seviyorum. İsterseniz mesela ıslak fırçayla da çok kalıcı olabilir. Şöyle bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde ama çok güzel görünen harika bir makyaj oldu. Şimdi diğer gözüme de devam ediyorum uygulamaya. O kadar kolay uygulanıyor ki yumuşacık farlar. Evet, ben makyajı bitirdim. Yani göz makyajı bu kadar basit oldu. Çok güzel görünen farlar. Şimdi bunun üzerine birazcık da çok hafif göz pınarına geçeceğim. Yine aynı renkten, şu ışıltılı renkten alacağım biraz şöyle ince uçlu fırçamla onu hafifçe şuraya da uygulayacağım ve biraz şöyle çok az aşağıya da geçireceğim. Evet, bu haliyle göz makyajının far kısmını bitirmiş olduk. 23 numaralı First Harvest adındaki Show by Pastel'in monokrom olan farlarından kullandım. Bu şekilde bir far paletiydi. Bu arada bunların pleksi olan dış ambalajları da oldukça sağlam ve başarı çok da güzel kapanıyor. Hiç kırılma falan da olmadı. E, makyaj çantasına taşımak için oldukça elverişli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen devam edelim buradan. Bir maskara kullanalım bence. Maskara olarak yeni bir ürün deneyeceğim. Sizlerle birlikte ilk kez bu videoda deneyeceğim hatta. Bu L'Oreal'in Panorama adındaki son dönemde çıkardığı maskarası. Hiç kullanmadım. Bu videoda ilk kez kullanıyor olacağız sizlerle birlikte. Volume Million Lashes olarak geçiyor. Ben aslında sürekli olarak bu ara bu elimdeki Longer Than Ever'ı kullanıyorum. Oldukça da ekonomik bir fiyatı var ve çok çok beğeniyorum bunu. Ama bunu da yeni bir ürün olduğu için denemek istiyorum. Bu videoda uygulamış olalım. Hemen kirpiklerimi birazcık kıvıracağım. Çok az kıvıracağım. Ve üzerine gelin maskarayı inceleyelim ve uygulayalım. Ambalaj çok şık bu arada. Evet bu da çam ağacı şeklinde bir fırçaya sahip. Yani konik yapıda ve silikon taraklı. Bu ara hep bu tür fırçalı olan ürünleri kullanıyorum gibi oldu. Bakalım bu nasıl olacak? Evet kokusu yok. Parfüm içermiyor. Baya böyle bir maskara kokusu var. Şimdi hemen bunu uygulayalım. Biraz esnek. Şöyle göstereyim size. Yani şu fırça kısmı, başlık kısmı biraz daha esnek diğer fırçalara nazara. Çok ıslak bir yapısı yok bunda. Yani böyle sulu sulu sürmüyorsunuz. O yüzden bu kıvamı seviyorum ben. Evet, güzel dolu dolu hacimli yapıyor. İçerisinde çok mini mini kıllar da var. Yani silikon fırçanın üstünde çok mini mini kıllar da var. Böyle kirpik dibinize iyice yakın gittiğinizde hafif teninize o göz kapağınızın tenini biraz deyip gıdıklıyor. Ben de çok dipten sürmeyi sevdiğim için yalnız güzel uzatıyor. Baya hacim veriyor. Hacimli gösteriyor. Kirpikler dibe doğru sanki böyle daha yoğun gibi oluyor. O böyle birazcık daha dumanlı bir görüntü veriyor. Aşağıya doğru kirpik dibine doğru o yoğunluğu verdiği için. Şöyle fırçada kalanı alt kepiklerime de uygulayacağım. Tabii bunu gün içerisinde test etmedim. Yani günlük dökülme, akma, işte aşağıya böyle pıtır pıtır dökülmeler yapacak mı onu bilemiyorum. Bu videoda ilk kez sizlerle birlikte denemiş oluyorum. Ben bununla bir süre zaman geçirip gün sonundaki durumunu da videonun altındaki açıklama kutusuna eklerim. Ürünün isimlerini sıralarken aşağıdaki açıklama kutusunda ...yanına bunu da parantez içerisinde bilgisini yazarım. Şu andaki görünümünü ben beğendim yalnız. Yani böyle kepikleri yoğun ve o böyle hafif birazcık daha dumanlı göstermesini beğendim. Yoğunlaştırıyor gerçekten. Şimdi diğer tarafa da uygulayalım hemen. Evet, uygulama sonucu bu şekilde görüntüsü. Görüntüdeki bu böyle birazcık daha dumanlı gibi görüntüsünü ben beğendim. Yoğun gösteriyor. Ancak benim yani kendi fikrimle ilgili olarak uygularken... Kirpik diplerime çok çok yakın sürdüğüm için o böyle kıllarım birazcık şu alttaki tam kirpiklerin bitim yerinde tenime birazcık değerek böyle hafif bir kaşındırma durumu oluyor. Ama o da benim sürme tekniğimle de ilgili birazcık daha uzaktan uygularsam böyle bir sorun olmayacaktır. Ee, yine de görüntü olarak beğendiğim bir maskara oldu. Bakalım devamında akması, kokması, düşürmesi, dökülmesi nasıl olacak onunla ilgili bilgileri veririm. Görüntü olarak... Panorama maskaranın, Loreal'in Panorama maskarasının kirpiklerimdeki duruşu ilk uygulamada bu şekilde. Şimdi evet iki tane yeni ürün daha vardı elimde. Bunları kullanmayı unuttum ve maskaraya geçtim. Bunlar da Misahın Twinkle Pop adındaki getirdiğim markanın e, glitter farlarından iki tanesini aldım. E, böyle bir alınca ikincisi 25 gibi bir indirim vardı lansmana özel. Ben bunlardan iki tane rengini aldım. Bir tanesi bir numaralı olan. Böyle mavi içerisinde ışıltılar var. Bir tanesi de 12 numaralı sanırım. Cherry e, olan rengiydi. Bunların isimlerini aşağı zaten yazacağım. Ama renklerini size göstermek istiyorum şu anda. E, böyle üzerinde koruyucu bir kapakla geliyor. Hafif likit ürünler. Oldukça minik. Şöyle bir parmağımla azıcık alacağım. Jel yapı da bunlar. Şurada da rengini. İçerisinde glitterlar var simler. Bu böyle mavi mor yansımaları olan. Bir glitter far. Ben en küçük glitter parçaları olanları tercih ettim. Daha böyle yıldızlar işte vesaire gibi içerisinde değişik parçalar olanları da vardı. Onlar açıkçası denemek istemedim daha büyük olduğu için. Kendime de çok yakışacağını düşünmediğim için. E, o yüzden ben daha mini mini glitterları olan ve daha fazla kullanabileceğimi düşündüğüm bu glitter farlardan aldım. Bu da cherry rengi dediği. Ondan da şöyle jel yapıda. Bundan da şöyle şuraya birazcık bırakacağım. Bakın mesela bu rengi bugün uygulayabilirmişiz. Şuradaki yanar dönerli böyle içerisinde glitter'lar var. Alttaki bundan birazcık şöyle incitmeden şuraya biraz koyabiliriz. Ben de bunu hiç denemedim. Burada da ilk kez deniyorum. Daha önce denediğim glitter far gibi göz kapağımın üzerinde yanma yapmamasını umarak oraya bıraktım. Biraz bekliyorum. Çünkü bu jel yapıdakilerde daha önce başıma gelmişti başka bir markada. Evet yanma yok. <laughs> Güzel. Tamam yanma olmadığı için devam edebilirim uygulamaya. Şuraya da biraz bırakayım eşit olsun. Bu makyajı çok bozmayan bir renk olduğu için bunu tercih ettim. Mavili olanı da daha başka bir videoda yine uygularız. Şöyle hafifçe bir düğün makyajı gibi ışıltıları ekledik. Günlük makyajdan gece makyajına. Evet, bu haliyle glitter farımızı da uyguladık. Birazcık çok böyle hani kıpırdatmamaya çalışıyorum. Orada donsun diye göz kapağımın üzerinde. Bunların ağızlarını tekrar sıkı sıkı kapatıyorum ki e, herhangi bir şekilde kuruma yapmasın diye. Böyle minicik farlar. Yalnız ışıltıları çok güzel ve sabitleniyor bunlar. Olduğu gibi kalıyor. Bakın ışıltıları görebilirsiniz şurada. Şu mavili olan 1 numara ve 12 numara. 12 numaranın içerisinde böyle turuncu Dağ hafif kızıla bakan çok kırmızı olmayan ve sarı gold olan ışıltılar var. Bir numarada da böyle mor mavi olan renkler var. Bunların isimlerini aşağıya yazacağım. Twinkle Pop'un bu glitter farlarını da göz kapağımıza uygulamış olduk. Şimdi artık buradan bence allık olayına geçebiliriz diye düşünüyorum. Allık için elimde yine bir alışverişten gelen bir set var. Bunu kullanmak istiyorum. Ilya'nın Ilya, Ilya Beauty'nin böyle bir setini almıştım. Bu yurt dışı alışverişimden gelen bir setti. E yine bunun da bilgisini aşağı yazacağım. İçerisinde bir tane tam boy e, multi stick olan bir ürün var. Bunlar çok yönlü stickler. İki tane de mini multi stick var. Şöyle size ürünleri göstereyim. Bu şekilde çıkıyor içerisinden. Bir tane büyük boy, iki tane de mini boy var. Ama mini boyları bile yeterli bence. Şöyle renklerine de bakalım sizinle. Yurt dışında olan takipçiler veya yurt dışından ürünlere erişmek isteyen, merak edenler olduğu için bu ürünleri de görmek istiyorlar. Ben de erişebildiğim kadar farklı ürünlere de erişerek sizlere bunları da ekleyerek videolarda göstermeye çalışıyorum. Bu büyük boy olan, tam boy olan ürüne bakalım şimdi. Bunlar malt istik derken yani hem bir allık gibi hem dudakta hem böyle bir far gibi kullanabileceğiniz ürünler. Şöyle Whisper olan rengini açıyorum. Çok tatlı bir rengi var. Şimdi bunu hemen gösterelim. Evet bu Whisper rengi. Böyle şeftali, böyle birazcık mercan tonlu, güzel tatlı bir rengi var bunun. Ee, ne kadar ürün çıkıyor onu da göstereyim size şöyle açarak. Böyle bir ürün çıkıyor. İçerisinden gramajı 4,5 gram. Stick allık olarak ve dediğim gibi yine ruj olarak da kullanabilirsiniz bunu. Diğer rengi yine bu küçük boy olan. Mini boy ama o da bayağı fazla var içerisinde yine aslında bir stick ürün için. Bunun içerisinden de çıkan rengi Come Sunday olarak geçiyor. Daha koyu bir renk. Bu mesela ruj olarak da güzel olurmuş. Şöyle bir ton. Hafif böyle bir kendinden yansıması var. İçerisinde sanki böyle bir glow etki veren bir yansıma var. Bir de aydınlatıcı olan bir ürün çıktı. Bu da Cosmic dancer olarak geçen ürün. Bunun da şurada rengini deneyelim. Evet bu da buradaki şampanya tonlu, sıcak tonlu bir yansıma veriyor. Şimdi bugün bunlardan kullanalım istiyorum ben. Hem aydınlatıcıyı kullanalım hem de allıklardan uygulayalım. Sanki şu ortadaki daha çok gidecekmiş gibi geldi. Birazcık daha böyle yoğun olduğu için önce aydınlatıcıyı göstereyim size. Şuraya biraz bırakacağım. Çok böyle simsim duran bir aydınlatıcı değil. Oldukça böyle doğal bir görüntü veriyor. Yine bunu böyle rujlarınızın üzerine de sürebilirsiniz mesela. Bu şekilde. Şimdi ardından da önce bu koyu renk olan allığı uygulayacağım. Come Sunday adındaki renk. Şöyle bırakıyorum. Parmağımla dağıtacağım onu. Böyle balm yapıdalar. O yüzden daha böyle hafif bir nemli ıslak görünümleri var. Yazın çok güzel olur mesela bunları kullanmak. Böyle bir rengi var. Diğerini de diğer yanağımda göstereyim size. Bu da Whisper olan rengi. Daha mercan tonlu. Evet bu da Whisper olan rengi. Buradaki Come Sunday daha koyu. Buradaki daha mercan, daha böyle pembe mercan gibi duruyor. İkisi de gayet güzel. Ben şimdi birazcık daha buraya da bundan ekleyeyim. Şöyle bir renkleri eşitleyeyim. Bu tarafa da bundan biraz ekleyelim. Bakın. Böyle natürel renkli rujları seviyorsanız ruj gibi de kullanabilirsiniz. Bu Whisper renginin dudağımdaki duruşu. Tabii benim dudak rengimde daha farklı durabilir. Herkesin dudak renginde ürünler farklı duruyor. Bunu sileyim. Diğer rengi de göstereyim. Bu da Cam Sunday rengi. Bu da böyle gördüğünüz gibi. Daha belirgin. Daha böyle hafif bir terakotaya da kaçıyor ama Birazcık böyle içerisinde turunculuk çok hafif var. Daha sıcak tonlu, güzel bir renk. Bunlar da bu şekildeydi. Ilya Beauty'nin 3 tane stick ürünü de set içerisinden çıkan bu stick ürünlerini de denemiş oldum. Renkleri ve setin ismini Colorways Multi Stick Set olarak yazıyor. Renkleri ve aşağıya detaylarını ben açıklama kutusuna ekleyeceğim. Şimdi bundan sonrasında devam edelim. Başka yeni ürünlere geçelim ve artık bence rujları uygulayacağımız için şu tokalardan kurtulabilirim. Öncelikle bunları bir çıkaralım. Hafif bir bu parlak makyajın alın kısmı için birazcık pudra geçeceğim. Huda Beauty'nin bu Cherry Blossom olan pudrasından birazcık geçeceğim ki bu alnımdaki parlaklığı hafif bir azaltabilmek için. Biraz da şuralara ekliyorum. Evet, çok hafif bir pudra geçmek bile bir anda oradaki böyle blurleme etkisi veriyor. O da güzel oluyor açıkçası. Çok fazla pudra sevmiyorum ama T bölgesindeki pudra görünümü de birazcık toparlıyor makyajda. Şimdi gelelim dudak ürünlerini kullanmaya. Yeni bazı ürünler var. Çok heyecanlıyım. Bunları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü üst üste birkaç tane ürün süreceğiz yine. Hemen dudağımdaki ruju yani İlya'nın bu ten ürününü allık ruj olan ürününü temizliyorum ve şimdi gelin yeni ürünleri deneyelim. Öncelikle NYX'in Fat Oil serisindeki Slick Click adındaki alttan click click çıkararak bu şekilde uyguladığınız bu dudak ürünlerinden ben elimdeki 12 numaralı Trending Topic adlı rengini aldım. Kahverengi tonlar böyle dudak ürünlerinde çok popüler olduğu için son yıllarda özellikle gidip sadece bu rengi almak istedim. Başka bir rengini almadım açıkçası. Yapısında denemek adına şu şekilde açtıktan sonra bu tür kullananlar zaten biliyordur. Benzer ürünler yine Tarte'da, Hourglass'da pek çok markada vardı. Altındakini çıt çıtlı kalem gibi düşünün. Buradan bu şekilde bastırarak ürünü yükseltiyorsunuz. Ancak kullanacağınız kadarını çıkarmanız gerekiyor. Ürünü geri yerine sokamıyorsunuz. O yüzden oldukça az çıkarmanız gerekiyor. Benzer ürünler yine Charlotte Tilbury'de, Mac'de vesaire çıktı. O yüzden şöyle birazcık çıkarıyorum. Ve bunu dudağıma sürerek göstereceğim size. İçerisinde mini mini simler olan soğuk tonlu bir kahve tonu bu. Böyle bir yansıması var. Çok fazla çıkarırsanız sürmek zor olabilir. Sürerken ürün eriyor çünkü. Yani dudağınızla birleştiğinde eriyerek sürüyorsunuz. Evet böyle bir rengi var. Eğer soğuk kahve tonları seviyorsanız bu renk Trending Topic adındaki 12 numaralı rengin duruşu böyle içerisinde minik minimal simler var. Yapısı çok nemli. Yani dudaklarınızda böyle ağırlık yaratmadan o böyle kuruluğu gidermiş hissiyatını alıyorsunuz. Çok güzel bu anlamda. Ancak bir süre sonra konuşurken hafif böyle dudağın iç taraflarından böyle bir sanki yapışıp uzuyormuş gibi geliyor ama çok değil. Bir süre sonra zaten denge geliyor. Çok aşırı bir renk koyuluk vermiyor. Ancak bununla birlikte dudağınızda böyle bir sanki doğal dudağınızın biraz renklendirilmiş ve daha sağlıklı görünen bir tonuymuş gibi ee, böyle istediğiniz bir ışıltı elde ediyorsunuz. Farklı renkleri var. Farklı renklerini getirmişler. Ancak ben dediğim gibi kahve tonlu olanı tercih ettim. Başka renklerine bakar mıyım bilemedim. Yani çok elimde fazla ürün olduğu için. Ancak zevkinize göre renkleri kendiniz tercih edebilirsiniz bu şekilde. Bu 12 numaraların duruşuydu. Kullandığınız miktar kadar çıkarmanızı tavsiye ederim. Sonra da bu şekilde kapatarak böyle saklayabilirsiniz. Evet ürünün duruşu böyleydi. Şimdi hemen bunu siliyorum ve ardından diğer ürünlere geçeceğim. Bu arada çok kolay çıkmıyor. Yani silerken kolay çıkıyor ama dudağınızda uzun süre kalacak olan ürünlerden olduğunu söyleyeyim. Böyle hemen silinip gidip hemen yalayıp yutulacak ürünlerden değil. Bu anlamda beğendim. E, diğeri yine Nixon Fat Oil'lerinden, bu Lip Drip olanlarından, dudak yağı gibi olan ürünlerinden. E, status Update rengi. Bunu ben daha önceden kullanmamıştım. Sizle birlikte de uygulayalım istedim. Bunu daha önceden Follow Back rengini kullanmıştım videoda. Yine kahve tonu. Ancak bu böyle daha sıcak bir kahve tonu. Bunların aplikatörlerini çok seviyorum. Böyle çok tombul ve çok güzel uygulayabiliyorsunuz. Kolay uygulamanızı sağlıyor. Bakın bu daha sıcak bir ton olduğunu göreceksiniz. Yine kahve tonunda ama renk olarak ben bunun rengini az öncekindense kendime kendi tenimin tonuna daha fazla yakıştırdım. Yani hangisi derseniz renk olarak ben Fetoil Lip drip olanı daha fazla beğendim renk olarak Status Updater'ın rengini. Ancak tabii ki soğuk tonlu bir görünüm tercih edenler de bu trending topic olana bakabilirler bendeki bu duruşu ben daha çok seviyorum açıkçası. Her iki ürünün de böyle plump etkileri yok. Yani naneli, dudak yakıcı vesaire ürünler değil. Ama böyle bir gloss ürün uyguladığınız için dudaklarınızdaki tabii o algıyı birazcık daha dolgunmuş gibi gösterebiliyor. E, tamamen yapılarıyla ilgili. İkisinin de nemlendirmesi çok güzel. Ben açıkçası kişisel olarak daha kullanışlı buluyorum daha böyle hani altına başka bir ruj sürerek üzerine de uygulayabilirsiniz gibi ürünler olduğunu düşünüyorum. Bunlar birazcık daha balm yapıda, daha yoğun yapıda olduklarını söyleyebilirim. Fetoillerde böyle bir yapışkanlık, dudak içinde bir süre sonra kullandıktan sonra o uzama gibi dediğim olaylar asla benim başıma gelmedi. Daha önce farklı renklerini de kullanmıştım ama ton olarak bunun da renginin sıcak tonlu bir kahve olduğu için böyle kendi dudaklarım ama daha iyisiymiş gibi gösterdiği için hoşuma giden ürünler oldu. Arzunuza göre ikisi de yine kullanılabilir. Bence güzel ürünler. İndirim zamanlarını takip ederek almanızı tavsiye ederim. Ben çok güzel %30 indirimli olarak almıştım bu ürünleri. Normal zamanda fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. %30 indirime girdiğinde oldukça makul fiyatlara düşüyor. Ben de indirimlerle ilgili sürekli Instagram'da zaten bilgiler vererek kendim de alışveriş yaparken sizlerle de linkleri paylaşıyorum. Oradan da takip etmeyi unutmayın o yüzden. Bunun ardından Geçelim iki tane daha gloss ürün göstereceğim sizlere ve kapanış yapacağız öyle. Hemen bunları siliyorum. Evet geliyorum Fenty Beauty'nin iki tane glossunu uygulamaya. Fenty'nin bu iki tane glossu bir tanesi aslında daha önceden çıkan yine yakın zamanda çıkan Riri adlı rengi, diğeri de en son çıkanlardan Fuchsia Flex adındaki rengi. Şimdi önce Riri'yi uygulayalım bence. Riri 08 numaralı olan rengi. Şöyle göstereceğim. yine bunların da böyle aplikatörleri çok güzel, tombul ve şu uç kısmında ürünü de bayağı bir yoğun aldığı için çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Ancak kokuları var, böyle meyvemsi kokuları var. Yoğun kokudan rahatsız olanlar, yani kokulu ürün kullanmak istemeyenler için bunlar da böyle meyveli gibi, şekerli gibi bir koku var ama tat yok. Çok fazla ürün aldığı için ucuna bir kere de alt ve üstte sürebiliyorsunuz yeterince. Evet bu Rire'nin dudağımdaki duruşu bu şekilde. Yansıması, güzel böyle yoğunluğu, yapış yapış olmaması, rahat kullanımı gerçekten başarılı ürünler. Ee, şimdi bunu da çıkaralım. Hemen ardından fuşya flex olan renge geçelim. Evet bu en son çıkan rengiydi. Fuşya flex rengi. Şimdi hemen göstereyim size. Şöyle çok güzel içerisinde mini mini yanar döner yansımaları olan gerçekten fuşya pembe harika bir renk. Yansımaları çok güzel. Hemen bunu da uygulayalım. Bu makyajla gider mi bilemiyorum ama içerisinde çok güzel simler var. Evet, fuşya flex renginin de dudağımdaki duruşu bu şekilde. Daha belirgin rengi tonu. İçerisindeki yansımalar, ışıltılar çok güzel. Eğer bu tonları böyle makyajlarınızı uydurabilirseniz, hoşunuza giden renklerse, yanar dönerli, ışıltılı, böyle belirgin glossları seviyorsanız eğer bu renkte gayet güzel ve başarılı bir renk olmuş. Görüntüsü bu şekildeydi. Ben şimdi bu makyaja çok bu rengi yakıştırmadığım için tekrardan e, RiRi rengine geri döneceğim. Onu sürerek kapanışı yapmak istiyorum. Hemen rujumu değiştirerek geri geliyorum. Evet, rujumu değiştirerek geri geldim ve böylece videonun sonuna da gelmiş olduk. Bir sürü yeni ürün denedik sizlerle birlikte. Şimdi şöyle bir genel olarak yeni denediğimiz ürünleri çok kısa kısa hemen özetlersem zaten uygularken de bayağı bir üzerinde konuştuk. Maskara da herhangi bir düşme olmadı şu ana kadar. Aşağı dökülme de olmadı. Kirpiklerim sürdüğüm şekliyle duruyor. Bayağı bir zaman geçti sonuçta sürdükten sonra. Herhangi bir böyle düşme olmadığı için de ben açıkçası bu panorama maskaranın sürerkenki görününü beğendim. Ancak dediğim gibi fırça yapısı itibariyle o mini mini kılları kirpik dibine çok yakından sürdüğümden birazcık böyle deyip kaşındırma olayı oluyor. Çünkü silikon tarak yapısına sahip olduğu için eğer ki böyle konik yapıda olan fırçaya sahip olan Kirpiklerinizi daha yoğun gösteren bir maskara istiyorsanız indirim zamanında yine düşünebilecek bir maskara bence. L'Oreal'in panorama maskarasının kirpiklerimdeki duruşu bu şekildeydi. Onun dışında yeni far bence çok güzel bir far. Yani ben gerçekten bu Show By Pastel'in iki renkli olan monokrom tek renk üzerine giden ama iki tane bir mat bir de ışıltılı renkten oluşan far paletlerini çok kullanışlı, fonksiyonel ve uygun fiyatlı olduğu için de açıkçası bir fiyat performans ürünü olarak makul buldum o yüzden de bunların farklı renklerinde denemeyi düşünüyorum. Zaten bundan önce denediğim iki rengi de iki palette de yine performansları oldukça başarılıydı. İndirim zamanında bakmanızı önerebileceğim güzel farlar. Zevkinize göre, renk tercihinize göre bakabileceğiniz çok geniş skalada farklı renklere sahipler. Onun dışında üzerine uyguladığım glitter Twinkle Pop markasına ait olan bu glitterlar çok güzel yerinde duruyor. Böyle göz kapağımın arasına dolma yapmadı olduğu gibi duruyor. Aşağıya da dökülme yapmadı. Zaten yapışıyorlar kalıyorlar yerinde. Zevkinize göre renklere bakılabilir. Ama böyle birbirine çok yakın renkler gibi olanları da vardı. Ben dediğim gibi mavili olanla e, hafif böyle kızıla kaçan tonları, pembeli tonlara kaçanı tercih ettim. Yine zevkinize göre daha iri parçalı olanları da vardı içerisinde. Yıldızlar vesaireler olan Glitter'lara sahip olanları da vardı. Bunların böyle yapışıp kalması ve aynı zamanda da herhangi bir şekilde yakma yapmamasından dolayı da beğendiğim ürünler oldu. Bu anlamda gözlerde uygulanabilecek ürünler olduğunu düşünüyorum. Başarılı ürünler. Onun dışında gelelim dudak ürünleri yeni ürünler olarak kullandıklarımıza. NYX'in ürünlerini zaten kullanırken söyledim. Ben açıkçası Fat Oil bu lip drip olanları yani bu ürünün yapısını diğerine nazaran daha çok beğendim. Yani bu lip dripleri daha fazla kullanırım gibi geliyor ama bunları da tabii ki kullanırım. Rengin tonunun birazcık daha soğuk tarafa kaçmasından dolayı çok böyle bir kendim ısınamadım buna. Ama tabii yapı olarak daha yoğun, daha balm kıvamlı ürünler tercih ediyorsanız bunlara da bakabilirsiniz. Biraz dediğim gibi dudak iç tarafına hafif bir yapışkanlık yapabiliyor zaman içerisinde. Onu da unutmayın. Gelelim Fenty'nin glosslarına zaten bilen biliyor. Bu ürünler dudakta çok güzel bir dolgunluk böyle gösteren, yapıları itibariyle de oldukça başarılı duran gloss'lar. Kendi zevkinize göre bakabilirsiniz. Fuşya rengi çok belirgin bir renk. Yani eğer bu tonlar kullanımınıza uygunsa tercih edin derim ama içerisinde böyle yanar döner ışıltılarla bir gece makyajında da güzel olabilir. Veya kıyafetinizi uydurarak böyle bir anda dudaklarınızda o makyajı da patlatabilirsiniz. E, değişik güzel bir renk olmuş fuchsia flexteki uygulaması bence. İlya'nın ürünleri e, daha doğal yapıda olan ürünler yani çok böyle sürdüğünüzde bam diye patlayan allıklar değil bunlar. O yüzden yeni başlayanlara da uygun yapıdalar yani böyle daha doğal bir allık görünümü veriyor. Bazı bu tür ürünlerde renk tonları çok koyu olan ürünlerde ki koyu rengini de denedik az önce sizlerle. Bazılarını böyle sürdüğünüzde dağıtmak ve oradaki yoğunluğu azaltmak çok zor oluyor. Bunlar da o yüzden o yoğunluğu daha sanki natürel veriyormuş gibi bir allık havasında olduğu için beğendim. Eğer balm yapıda allıklarla çok yönlü böyle hem dudakta hem yanakta uygulayayım allıklarla ilgileniyorsanız ve erişebiliyorsanız İlya'nın bu ürünleri de tavsiye edebilirim. Set olarak da oldukça uygundu. Evet benim sanırım söyleyeceklerim da bir de kapatıcıyı söylemedik. Kapatıcının son durumuna hemen yakından bakarak bunu da size Açıklayayım. Şimdi zaten daha önceden kullanmıştım ama bu videoda da videonun başından beri asla alttaki çizgilerde birikme yapmayan bir kapatıcı olduğunu söyleyebilirim ki üzerinden pudra da geçmedim bunun. Nemli yapıda hala burası nemli nemli. Eğer ki göz altlarınızda bu nemli yapıyı sevmiyorsanız üzerine bir pudra geçerek sabitleyebilirsiniz de. Ancak sabitleme yapmamama rağmen aşağıda bir çizgilerde birikme yapmadı ama burada ellediğimde o nemliliği hissedebiliyorum. Bu da güzel. Kurutmuyor göz altlarınızı. Özellikle göz altı kuru olanlar bile rahatlıkla bunu kullanabilir. Dediğim gibi formülde de hilonik asit varmış zaten. E bu şekilde tüm ürünlerin bir özetini de video sonunda sizlere geçmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım yeni ürünleri görmeniz açısından, renkleri veya uygulamada nasıl olduğunu, performanslarını görmeniz açısından size için faydalı olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta bu kanalda yayınladığım çarşamba ve pazar günleri videolarımdan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.